Merhabalar İlker Bey öncelikle. Merhabalar. Projeniz hayırlı olsun. Bize kısaca projeyi anlatabilir misiniz? Projemiz Şengelköy'de 65 dönüm bir arazi üzerinde gelişiyor. Burada 65 dönüm arazideki proje geliştirmek zor bir iş. Zorluğu da şurada. Kendisini tekrar etmeyen, sıradan olmayan, belirli bir çizgisi olan bir proje yapmak istediğiniz zaman bunun zorlukları başlıyor. Dolayısıyla burada basın toplantısında dile getirmeye çalıştığım gibi Osmanlı ahşap mimarisinin çizgilerini taşıyan, mahalli kültürünün yaşatılacağı bir proje olmasını istedik. Böyle bir projeyi de yaptığımızı düşünüyoruz. Rezidanslar ve villalar var değil mi projede? Şöyle ki bir rezidans blokumuz var. Rezidans blokumuz bir atrium projesi. Ortası boşluğu olan bütün daire giriş kapılarının orada yer aldığı, kat bahçelerinin olduğu çok hoş bir blok, rezidans blokumuz var. Burada 1 artı 1'den 3 artı 1'e kadar, 4 artı 1'e kadar dairelerimiz var. Çatı dublekslerimiz var. Onun dışında 27 villamız var. Villalarımız da 3 tip, çeşitli büyüklüklerde, çeşitli mimaride. Ayrıca 29 blokta, her bir blokta 2 tane bahçe dubleksinin, 2 tane çatı dubleksinin yer aldığı, toplamda 116 tane bağımsız bölümün olduğu, konak tabir ettiğimizde bağımsız bölümlerimiz var. Peki fiyatlar ne kadar ve yatırımcıya bir kolaylık sağlıyor musunuz lansman döneminde? Şöyle ki fiyatlarımız dolar bazında. Maalesef doların da durumu malum. Rezidans blokumuzda 300 bin ve 1 milyon dolar aralığında. Villalarımız 1,5 milyon dolar ve 2,5 milyon dolar aralığında. Konak tabir ettiğimiz dairelerimiz, yani dubleks dairelerimiz, onlar da 850 bin ve 1 milyon 250 bin dolar aralığında. Satışlarımızın işte %70'i rezidans bloklarımızda bitti. Villa ve konaklarımızda %40 civarındayız. Tabii villa ve konakların biraz fiyatları da hem de biraz da dolar bazında olunca şöyle ki etkilemez olur mu? Tabii ki etkiliyor. Sektör etkilenmiş durumda. Ama müşteriyle karşı karşıya kaldığımız zaman peşin ödeyecekler için sabit kur, vadeli ödeyecekler için de bir ödeme şeyinde, ama banka kredisi, ama kendimizin sunacağı imkanlarla istekleri karşılamaya çalışıyoruz. Peki mahalle kültürünü konuştuk lansmanda. Nasıl yaşatacaksınız mahalle kültürünü böyle bir alanda? Şöyle ki, yani konsept ona göre gelişti. Aslında yönetim planını hazırlarken de hep bunları düşünerekten hazırladık. İşte burada çok güzel komşuluk ilişkilerinin mahalle kültüründe de en yaşatılması gereken, olmazsa olmazlarından komşuluk ilişkileri. Projemiz o hoşluğuyla gelişti. Dolayısıyla burada çocukların oyun alanlarıyla, sosyal aktivite, spor alanlarıyla yer aldığı böyle bir mahalleyi yaşatacağız. Peki proje tam olarak nerede yer alıyor? Sahil kısmında mı yoksa iç kesimlerde mi? Projemizden Boğaz'ı görüyoruz. Bir NATO yolu tabir edilen yerde. Çengelköy'e 1,5 kilometre, Çengelköy sahildeki merkezine 1,5 kilometre mesafede, Boğaz Köprüsü'ne 3,5 kilometre, Fatih Sultan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, bayağı merkezi konumda yer alıyor. Peki Çengelköy'ün özellikle köprü çıkışına doğru olan tarafında büyük bir trafik sorunu var. Bunun projenizi etkilememesi için bir çalışmanız olacak mı? Tabii o bizim özelimizde bir çözebileceğimiz bir problem değil. Aslında İstanbul'un en başlı başına problemlerinden bir tanesi o. Ama bahsettiğim gibi, yani bir konumumuz özellikle işte köprü ulaşımlarına, hatta üçüncü köprüye de dahil, buna da
o da faaliyete geçerse, ona da uzaklığıyla birlikte köprü ulaşımlarında çok rahat ulaşılabilecek bir konumda olduğunu düşünüyoruz. Son olarak da şunu sorayım. Bu ortaklık başka projelerle devam edecek mi? Eder diye düşünüyoruz. Şöyle ki biz ortağımızla çok hoş ve güzel bir ilişki içerisindeyiz. Bizim her iki yani bu Çengelköy Park projesini, Çengelköy Park Evleri projesini geliştiren iki tane ayrı firmanın ortaklığıyla kurulmuş bir şirketimiz var. Her bir firma kendi başına özel projeler yapıyor. Mesela Demirlen tarafı ağırlıklı olarak Bağcılar Caddesi tarafında çok ciddi projeler yapıyor. Bildim Turner'da Sarıyer taraflarında falan kendi bir takım arsalar geliştiriyor. Oralarda yapıyor. Bizim Çengelköy'de gene müştereken çalıştığımız parseller söz konusu. İnşallah olur diye düşünüyoruz. Peki onlarda da yine konut mu düşünülüyor? Şu an genellikle öyle konut. Ama mesela ben bizim kendi özelimizde söyleyeyim. Yani konut arzı biraz fazla olmaya başladı. Dolayısıyla biraz daha böyle özellikle mesela biz Bağdat'taki caddesi tarafındaki projelerimizde daha çok böyle iş yeri, dükkan ağırlıklı falan projeleri daha cazip, daha son zamanlarda onları daha ön planda tutuyoruz. O tarafa kayacaksınız. Yok, bu bambaşka bir şey. Yani onlar bambaşka projeler. Çengelköy böyle 65 dönümde bir proje geliştirmek bambaşka bir iş. Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür size. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun Gabi, hayırlısı tekrar. Sağ olun, çok teşekkürler.